Hoş geldiniz. Bir aksilik yaşadık ama dijital dünyada diyordum bu tip şeyler oluyor. Ne yapalım? İzleyicilerimizden özür diliyoruz, kusurumuza bakmasınlar. Ben konuşmamız muhakkak çok keyifli geçecektir. Ama öncesinde şöyle kısacık sizi bir tanıtmak isterim. Bilmek isteyenler olacaktır. Bir duymalarında fayda var diye düşündüm. Şükrü Karakuş 1976'da İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü'nden mezun oluyor ve 84 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümünden lisansını alıyor. 85 yılında da yine aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine başlıyor. 1994 ve 96 yıllarında da San Sebastian İspanya'da Artelekul Sanat Merkezi'nde çalışmalar yapıyor. Hatta İspanya'dan da farklı burslar da alıyor sanatçımız. Ben bu noktada biraz Mine Sanat'la olan yolculuğuna da değinmek isterim Şükrü Bey'in. Aslında çok fazla tabii ki karma sergilerde, projelerde yan yana geldik ama kişisel sergilerini öncelikle söylemek isterim. 2012 yılında Mine Sanat Galerisi Palmarina'daki Yahane Mekanı'nda makro mikro sergimizi yaptık. 2013 yılında yine Mine Sanat Galerisi'nin İstanbul'daki mekanında Küresel adlı bir sergi gerçekleştirdik Şükrü Karakuş'la. 2013 yılında yine Art Bosphorus Çağdaş Sanat Fuarı'na birlikte katıldık ve en son kişisel sergisi kendisinin 2017 yılında Yapı Mesken Beden Bodrum Palmarina Yalıkavak mekanımızda gerçekleşti. Bütün bunlardan sonra bakalım yine güzel projelerimiz olacak. Bunları da zaten konuşmamızın sonunda konuşacağız. Ben şimdi öncelikle konuşmayı tabii ki bir duyarlılık içindeyiz hepimiz. Koronadan bahsederek başlamak istiyorum, size bunları sormak istiyorum ama tabii ki İspanya özelinde sizden fikirlerinizi almak isterim. Siz orada hem yaşıyorsunuz, hem sanatçı olarak hem orada ikamet ediyorsunuz, oranın bir vatandaşı da olarak. Gerçekten büyük bir krizin içinde dünya ve çok ölümlü vakalar da var maalesef. Umarız bir an evvel tabii ki son bulur. İspanya'da Amerika'dan sonra ikinci sırada. Neler oluyor orada Şükrü Bey? Yani nasıl hissediyorsunuz? Hayat nasıl işliyor? Şu anda neler var? Biraz duyabilir miyiz sizden? Evet, tabii. Öncelikle teşekkür ederim Biz teşekkür beni bu ederiz. programa davet ettiğiniz için. Gerçekten Estağfurullah. hem Milli Sanat Galerisi'yle hem sizin de çok özel bir durum var, özel bağlarımız var diyelim. Bu bakımdan bu konuşmamız hem güncel bazı şeyleri ele alacak hem de zannederim biraz geriye dönüşlü, biraz hafızamızı yoklayacağımız bir program olacak gibi geliyor. Şimdi korona konusu gerçekten çok sarsıcı bir konu. Aslında ilginç bir şey oldu. Ben Mart ayının başında İstanbul'daydım. Ayın 13'üne dönecektim. Dönüş tarihim 13'tü. Fakat öyle Türkiye'de öyle bir hava esti ki ve İspanya'da öyle bir hava esti ki ben 4-5 gün öne aldım dönüşümü ve ayın 8'inde buraya geldim. Ve geldiğim günden itibaren farklı bir ortam hissettim burada. Yani bize doğru büyük bir şey geliyordu. Onu ben hissettim. Ve ertesi gün ilginçtir. Türkiye ile İspanya arasındaki uçak seferleri durduruldu diyelim. Durduruldu ve ben yani böyle bir gün farkla kendimi buraya ulaştırmış oldum. Ve ertesi gün hükümet bir karar aldı. Olağanüstü hal kararı aldı ve yani ondan sonraki gelecek şeyleri de aşağı yukarı tahmin edebiliyordum. Daha sonra olağanüstü hal ilan edildikten sonra bir gün sonra da kısıtlı olarak sokağa çıkma kararları alındı. Ve o günden itibaren ölüm sayıları, vaka sayıları bize ulaşmaya başladı. Yani o andaki panorama gerçekten çok çok karamsar bir panoramaydı. Ve yaklaşık 2 aydır bu şey içerisinde, bu kaos içinde yaşıyoruz diyelim. Bu arada yüksek sayıda ölüm oranları oldu. Şimdi böyle ölüm oranlarını rakamlarla vermeye alıştık biraz ama çok kötü bir Tabii. alışkanlık. O yüzden rakamlar üzerinden konuşalım ama bizim için dünyanın neresinde olursa olsun bir can, bir insan, Kesinlikle. bir canlı, bir Bir kişi bile hayvanın ölse ölümü ne kadar bile üzücü aslında bu sebepten. müthiş üzücü bir şey ama yani onu rakamlarla anlatmanın başka bir yolu olmadığı için
böyle bir şeye alıştık. Şu Evet. anda zannederim 28 bin civarında can kaybı var İspanya. Çok yüksek bir rakam. Birinci sırada Amerika, ikinci sırada İtalya ve güncel olarak üçüncü sırada İspanya İspanya. yer alıyor. Şimdi özel olarak benim hayatıma gelince, yani açıkça söylemem gerekirse benim hayatımda çok fazla bir değişiklik olmadı. Ben böyle arkadaşlar arasında şaka yolla hep konuşuruz. Bizim hayatımız böyle yarı açık cezaevi hayatı gibi derim. Yani Evet. kendimizi atölyelere kapatırız ve sürekli çalışırız. Ondan da şey değilim, şikayetçi değilim ben. Yani insan böyle çalışırsa verimli oluyor. Fakat bu arada tabii benim böyle her gün en az bir saat ya yürüyüşlerim vardır veya bir saat egzersiz yaparım. Onlardan mahsur kaldım. Onun Doğru dışında söylüyorsunuz. zaten normalde günde 17-18 saat çalışan bir insan, 16 saat, 17 saat. O bakımdan çok fazla bir şey olmadı bana. Bir değişiklik getirmedi ama tabii dışarıdaki hayatı insan özlüyor. O Evet. yürüyüşler sırasında burada bir nehir var. Onun kenarında yürürken kuş sesleri, ağaç sesleri falan Tabii doğayla iç bana içe spor farklı yapmak bir şey. elbette çok farklı. Yani, demeyeyim de o şeyi, ortamı yaşamak, o havayı solumak bana gerçekten bir enerji Tabii. veriyordu. Biraz o enerjiden mahrum kaldım. Onun dışında yani bütün bu olumsuzluklar falan bir yana, bir tarafından da zannederim başka bir şeyi getirdi korona. Yani hem yeni dünya ile ilgili hem karamsar hem iyimser düşüncelerimizi geliştirdi. Hem de doğada başka bir hareketlenme oldu. Şimdi benim atölyem böyle uzun pencereleri parka bakıyor. Çok geniş bir park. İnanır mısınız yani kuşlar benim kapıma kadar gelebildiler. Onların Evet. sesi, onların hareketleri, insanın olmadığı yerde doğa birdenbire canlanıyor. Evet. Yani böyle hiç tanımadığınız çiçekler, papatyalar, yapraklar açıldı, böyle betonların arasından fışkıran çimenler Evet. filan. Şimdi Havaların burada da yani havalar da temizleniyor. Şehirlerin üstündeki tabii hava. tabii tabii Hani bir sürü elbette dediğiniz gibi dönüşler oldu tabii büyük doğadan şehirlerde, bize. büyük şehirlerdeki tabii hava Tabii kirliliği hava kirliliği de hormonları düştü falan. oranları Şimdi düşüyor. bütün bunlar bir çalkantıyı beraberinde getirdi. Yani sadece sanatçılar, sadece bu duyarlılık içinde yaşayan insanlar değil de herkeste bir şey var. Bir hesaplaşma. Doğru. Yani gerçekten şimdiye kadar biz nasıl yaşadık? Doğaya ne kadar zarar verdik? Nasıl bir tüketim toplumuydu? Değil mi? O vahşi kapitalizm bizi nerelere kadar sürükledi? Şimdi bütün bunları tekrar belki gözden geçirme imkanımız olabilir diye de bir tarafından olumlu bakmak gerekiyor. Çünkü yani bu şekliyle sadece ölümlerle, sadece koronanın getirdiği kötümserlikle yaklaştığımız zaman bizim elimiz kolumuz bağlanabilir. Doğru. Biz her Biraz şeyden olumlamak da lazım bunu. Yani yani buradan dersler çıkarmak olumlamak lazım. neyse bile, elbette Üretici olmak olumlamak lazım. neyse bile, Tüketici olmaktan çok. Değil mi belki de? elbette. Yani o olumlamaktan çok belki buradan yeni dersler Ah, çıkartmak. dersler çıkarmak, Acaba evet. yani hem birey olarak hem toplum olarak hem küresel olarak daha insancıl bir hayat kurabilir miyiz? Daha az tüketen bir hayat kurabilir miyiz? Doğaya daha az zarar veren bir hayat kurabilir miyiz? Doğru, çok Koronayla doğru. söyleyeceklerim bunlar ama ben çok yoğun bir şekilde çalışmalarıma devam ettim. Evet, ben aslında sormak istiyorum size. Müsaade ederseniz bir Tabii. soru daha sormak isterim. Tabii. Onu da aslında şuradan yola çıkacağım. Geçen gün çok etkileyici, yani oldukça etkileyici bir yazı paylaştınız. Ben de memnuniyetle okudum. Hatta Foucault'un bizi bir beden, ruh, tutsaklık, özgürlük kelimelerle, hatta bir de onlar dışında varlığını onlardan bağımsız olarak devam ettiren nesneler üzerine bizi düşündürdüğünü yazdınız. Buradan yola çıktınız. Hatta ara varlıklardan, dönüştürülmüş şeylerden bahsettiniz. Ve çok etkileyici bir meditatif bir video da çektiniz. Son dönem yaptığınız bir işi. Sadece karalamalar, onların sesleri ve evde kal videosuydu bunun da adı.
Çok güzel de bir çağrı oldu belki de izleyiciler için de. Biraz sanatsal olarak bu günleri nasıl geçiriyorsunuz, bahseder misiniz? Tabii. Şimdi şöyle topluca bir cevap vermeye çalışayım. Michel Foucault benimle çok uğraştı. Ya da ben onunla çok uğraştım. Böyle anlatayım. Hemen hemen buraya İspanya'ya geldiğim ilk yıllarıydı. Michel Foucault'un Kelimeler ve Şeyler kitabı vardır. Böyle bayağı kalınca bir kitap. Ben ona İstanbul'dayken okumuştum ama o seyahatim girdi araya ve kitabı bitirememiştim. Sonra buraya geldiğimde, şimdi ben buraya geldiğimde İngilizce ile geldim. İspanyolca hiç bilmiyorum. Yani iki kelime biliyordum. Sil ve no'yu biliyorum. Başka hiçbir kelime bilmiyordum. Şimdi orada bir taraftan Foucault'un Kelimeler ve Şeylerini okurken, bir taraftan da gerçekten kelimelerle nesneler arasında organik bir bağ olmadığını hem hayatımın pratiğinde görüyordum hem de Michel Foucault bunu bana böyle ne derler hani kafama vura vura anlatıyordu. Çünkü mesela Türkçe'de ekmek, İspanyolca'da pan. Yani ne ilgisi var değil mi? Yani ekmeğin kendisiyle kelime arasında ya da onu adlandıran sözcük arasında hiçbir bağ yok. O yüzden yani dil dediğimiz şey aslında nesneden bağımsız, kendi başına oluşmuş bir şey. Çünkü İspanyolca bir taraftan gidiyor, Türkçe başka bir yerden gidiyor, İngilizce başka bir yerden gidiyor. O zaman acaba o nesneyi anlamlandıran şey nesnenin kendisi mi yoksa bizim onu adlandırarak üzerinden okuduğumuz şey mi? Orada insanın kafası karışıyor. Şimdi bunu Foucault çok iyi anlatıyor. Yani aslında dil ile nesne arasında büyük bir uçurum var. Ve Michel Foucault bu dilin altını oyuyor. Yani dilden bağımsız devam eden bir hayat var. O bakımdan şimdi hem bu bakımdan ilgimi çekti tekrar Michel Foucault hem de tutsaklık, beden, ruh ve özgürlük üzerine çok derin araştırmaları vardır. Michel Foucault'un hapishane üzerine örneğin çok derin çalışmaları vardır. Çünkü biz korona günlerinde bir anlamda kendimizi bir yere kapattık, bir yere hapsettik. İsteyerek ya da istemeyerek. Bir çeşit biraz önce şaka yollu hani böyle yarı açık bir hayatımız var dedim ya. Aslında sanatçının hayatını tam da bu karşılıyor. Sanatçı toplumla çok yakından ilgili, çok yakından bağımlı ama aynı zamanda kendine özgü bir hayat kuruyor. Bu hayat biraz şeyden kopuk, hatta kendine kapanmış, kendi kendine hapsetmiş bir hayat gibi. Buradan da okuduğum zaman Michel Foucault çok anlamlı geliyor. Onun dışında şunu keşfettim. Hepimizin doğduğu, yaşamımızı devam ettirdiğimiz yurtlarımız var. Ama aslında ilk yurdumuz, ilk ve gerçek yurdumuz kendi bedenimiz. Her yere götürdüğümüz şey o aslında. Bedenimiz ve ruhumuz. O yüzden gerçek yurdumuz herhalde kendi bedenimiz oluyor önce. İlk bedenimiz oluyor, ilk yurdumuz oluyor. Bu dünyadan giderken son yurdumuz oluyor zannederim. Şimdi bunlar arasında böyle bir kaos yaşarken şimdi seni çok güzel ifade ettiğin böyle ara varlıklar ya da ara şeyler. Şimdi bu son çalışmalarımda gerçekten tam adını bulamadığınız bazı biçimler, bazı varlıklar var. Yani bir tarafı belki bir böceğe benziyor ama arka tarafında sanki yapraklar açıyormuş gibi filan. Böyle bir fantastik bir dünyaya açılıyor. İşte bu kelimeler arası dediğim şey, anlamlar arası dediğim şey bunlar. Yani bu arada bu şeyde yazdığımda bahsettiğim bir şeye çok iyi bir noktaya geldi. Ona da değinmek istiyorum. Kazvini'nin Acaibül Mahlukat ve Garaibül Mevcudat diye eserleri vardı. Bunlar çok eski yani yüzyıllar öncesinden gelen şeyler. Tam orada işte böyle şeyleri işaret eder. Bir tarafı sanki hayvan gibidir, bir tarafı insan gibidir veya bir tarafı bitki gibidir falan. İşte bu ara varlıklar dediğim şeyler. Ve bütün bunlar bu korona günlerinde öyle bir harmanlandı ki benim atölyemde, benim dünyamda. Önü çok açık.
Yani sonsuz sayıda biçim, sonsuz sayıda ara varlık üretebilirim. Öyle zengin bir dünyaya oturdum. Ne Fırına kadar gülüyor. güzel. Ama videonuz da çok etkileyiciydi dediğim gibi. Orada da o tınıyı duymak, o kalemin sesini duymak, Şimdi o üretmek istiyor videolar, insan bu evet, yani sesleri bir duyunca. önce müzikle mi çeksek falan diye düşündük. Sonra dedim hayır, yani müzik başka bir dünya. Hiç müziksiz, sadece o şey, kalemin kendi sesi, vücudun devinimi, sonra o döne döne oluşan biçimler. Böyle daha ilginç geldi bana, ben müziksiz sadece o sesle, belki iç ses gibi de algılanabilir. Çünkü bu son yaptığım işlere monologlar dedim. Yani insanın kendi kendisiyle bir çeşit konuşması gibi. Yani sadece bir bütün gün monolog halindesin. Belki hemen hemen hiç kimseyle karşılaşmıyorsun, düşünmüyorsun. Konuştuğun şey kendi yaptığın resmin, o da sana ait. O yüzden monologlar diye adlandırdım. Çok güzel. Bu biraz daha öncesiyle de ilgili, belki biraz sonra o konulara da geliriz. Ama dikkat edersen desen hep böyle döne döne Evet. oluşuyor. Ve Yani doğaçlama, bizdeki yani o an akışta elinize geldiği gibi. hem doğaçlama hem de semazenlerin Evet. dönüşü vardır ya, hep böyle döne döne bir şeyin etrafında. Oralarla da Doğru. anlamlandırılabilir. Süper. Ben şimdi size tekrar biraz geriye gitmek isterim. İspanya'ya gidişinize, 90'lı yıllara. Aslında şu anda tabii farklı bir coğrafyadasınız. Size bu neler katıyor ya da sizlerden neleri eksiltiyor? Farklı bir ülkede yaşamanın, bir Türk olarak orada bulunuyorsunuz. Neler yaşattığını merak ediyorum açıkçası. Şimdi ben böyle radikal sözlerden kaçınırım. Çünkü bana doğru gelmez. Hani bir başkasına sorsanız belki size şöyle diyebilir. Süper. Burada her şey çok güzel. Ya da Türkiye'de her şey çok kötü. Ya da tam tersine, burada her şey çok kötü, benim yurdum harika. Şimdi böyle şeylerden, söylemlerden kaçınmak gerekiyor. Doğruyu anlatabilmek için. Çünkü benim yurdumun da çok güzel güzellikleri var. Yaşadığım İspanya'nın da çok güzel yanları var. Olumsuz yanları var her iki tarafında. Şimdi bana kattıkları ya da aldıkları konusu gene dikkatli bir şekilde anlatmak gerekiyor. Şimdi ben Türkiye'de doğdum. Benim çocukluğum, ilk eğitimim, ilk aşklarım, ne bileyim ilk gençlik yıllarım hep orada oldu. Şimdi bunun üzerine çizgi çekme imkan var mı? Çok büyük Tabii. haksızlık olur, değil mi? Çok güzel şeyler yaşadım. Çok güzel şeyler aldım. Kültürel, sosyal, doğal çok güzel şeyler yaşadım. Şimdi burası da farklı bir şey. Zannederim ikisi bir arada düşünüldüğünde, ikisi birbirini tamamlayan iki ayrı şey, ayrı coğrafya, iki ayrı yurt gibi diyelim. İkisinden de çok faydalandım. İkisi de benden çok şeyler götürdü. Doğrusu bu yani. Öyle öyle Do görüyorum. çok çok doğru. Aslında burada şununla da birleştirebiliriz belki. Siz genel olarak böyle Anadolu kültüründen esinleniyorsunuz, Akdeniz kültüründen, İslam kültüründen, Anadolu medeniyetlerinden, Kibele'den yola çıktığınız bile bir sürü işleriniz var. Arkeolojiye o anlamda ilginiz de var. Gerçekten bir böyle Akdeniz coğrafyası Evet. diyebiliriz belki, hani o noktadasınız. Ama bilmiyorum, siz kendinizi konumlandırıyor musunuz, konumlandırmak ister misiniz, o da ayrı bir şey. Nereye konumlandırırsınız merak ettim doğrusu. Evet. Şimdi Aslında tabii dünyaya sesleniyorsunuz, yani bu arada konumlandırmak da mecburiyetinde değilsiniz elbette. yani zannederim hiç kimse doğacağı yere kendisi karar vermiyor. Çünkü yani işte bir değişik nedenlerle bir yerde doğuyorsunuz ve oraya ait oluyorsunuz. O bölgenin de o günkü koşullara göre bir sınırı var. İşte komşuları var ya da ne bileyim böyle bir şey. Şimdi ben öyle bir coğrafyada doğdum. Yani bu benim belirlediğim bir şey değil, ama bundan da çok mutluyum. Yani belki ne bileyim Ekvator'da doğsaydım belki de o beni mutlu edecekti. Ama ben Türkiye'de doğdum ve doğduğum bölgeyi, coğrafyayı, yurdumu çok seviyorum. Ve oranın özellikle kültürel değerlerini çok çok seviyorum. Beni aslında hem insan eden, hem sanatçıysam sanatçı olmama yardım eden bir şeyden orada. Senin söylediğin gibi bu, yani
bir farklı bir kültürün içinde, bir Akdeniz kültürünün içinde doğduk, bir Mezopotamya kültürü. Ben Malatya'da doğdum. Fırat Nehri hemen bizim yanımızdan akıyor. Ve yani o Mezopotamya şeyi, havası, Çok kültürü. doğru. Sonra çevremizde çok güzel arkeolojik kazı alanları vardı. Kilimler, halılar, ne bileyim, duvar halıları, sonra İslam eserleriyle ilgili görseller, çanaklar, Tabii. olağanüstü bir dünya. Zannederim bu yaptığım şeylerin asıl şeyi, kaynağı oralarda. O bakımdan kendimi bir Akdenizli gibi görürüm. Bundan mutluyum. Gerçekten çok zengin bir kültürün içine doğdum. Ve bir sanatçının da zannederim doğduğu ilk gençlik yıllarını geçirdiği kültür ortamı çok önemli. Yani bizi asıl var eden şeyler orada başlıyor. Kendimizi orada Çok hissediyoruz. doğru. O bakımdan doğal olarak Çıkış çalışmalarıma noktası. yansıyor. Ama bu yerel bir anlamda kalırsa hiçbir şeyi olmaz, ifade Tabii. etmez. Onu bir evrensel bir dille bütünleştirmek, onunla iyi harmanlamak gerekiyor. Şimdi onun çabası içindeyiz zannederim. Harika. Ben bu arada biraz teknik olarak da sizinle konuşmak isterim, çalışmalarınızın tekniği manasında. Aslında çok çeşitli teknik kullanımınız var. Patchworklerden, bilgisayar üzerinden yapılan çalışmalar, piksellerle yaptığınız işler, pek çok üç boyutlu çalışma da var mesela. Onları da hatırlıyorum. Kumaşlarla yapılan yine boyutlu çalışmalar da var. Sizin aslında bir modernizmin dayatmış olduğu tek tipleşmeye karşı da böyle bir tavır gibi de bunu ben böyle algılıyorum açıkçası. Elbette zaman alan şeyler bunlar. Ama bu eklektik, bölünmüş yapıyla da bağlarsak resimlerinizdeki biraz. Teknik ve biçim anlamında neler söylersiniz çalışmalarınızla ilgili? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ben bir sanatçının hayatıyla bir paralellik içerisinde olmasını savunurum. Yani bir insan nasıl yaşıyorsa öyle resim yapmalı, veya resim yapıyorsa veya heykel yapıyorsa. Yani bir esere baktığınız zaman o insanın kim olduğunu aşağı yukarı görmeniz gerekir. Yani bir esere baktığım zaman ben onun Akdenizli mi veya Güney Amerikalı mı, Afrikalı mı olduğunu görmek istiyorum. O zaman bana inandırıcı geliyor. Birinci şey bu. Birinci konu bu. İkinci konu, şimdi bu eklektisizm konusu ve modernizmin dayatması konusu ve farklı teknikler konusu belki bu anlamda incelenebilir. Şöyle söyleyeyim. Şimdi yani modernizm eklektisizmi pek olumlamaz. Çünkü ona göre bir vardır. O tarz üzerinden gitmesi gerekir. İşte dayatma dediğimiz şey, yani modernizmin dayatması bence bu. Şimdi oysa biz başka bir coğrafyadan geliyoruz. Bu coğrafyada farklı şeyler var, farklı elemanlar var, farklı kültürel değerler var. Bunları bir araya getirmemiz gerekiyor. Özel olarak benim hayatım zaten epey. Yani kendimi yansıtmak istersem, biraz önce konuştuk, benim çocukluk ve ilk gençlik yıllarım Malatya'da geçti. Bir 20 yılım İstanbul'da geçti. Öğrendiğim daha sonrası ve bir 20 yıldır da buradayım. Şimdi 3 ayrı coğrafyada yaşamışım. Ben neredeyse eşit aralıklarla. Yani Elbette doğal olarak bölünmüşlükler elbette yaşıyorsunuz. bu olacak. Yani şimdi modernizm bana ne kadar dayatırsa dayattı, ben kendimi anlatmak isterim. Eğer yani şeyin dışında kalsam bile, bütün sanat ortamının dışında kalacağımı bilsem bile ben bunu yaparım. Çünkü başkasını yapmak kadar kötü bir şey yok. İnsan kendisini yapmalı. Kendi hissettiğini, kendi yaşayış tarzını yansıtmalı. Çok doğru. Eklektisizm meselesi bu. Diğer konu, teknikler, elemanlar konusuna gelince aynı şey gene orada da söz konusu. Ben nasıl yaşıyorsam öyle üretirim. Eğer benim hayatımda bilgisayar varsa, pikseller varsa, Photoshop varsa onlar girebilmeli. Ya da ne bileyim, nasıl yaşıyorsam öyle olmalı. Bazı insanlar var, hiç hayatıyla ilgisi olmaz. Yaptığı şey ayrıdır. Yaşayışı ayrıdır. Bunu pek kabul edemiyorum ben. Bu bakımdan bence doğal görülmeli bu bölünmeler.
Evet. değişik tekniklerin, değişik elemanların çalışmalarında yer alması. Modernizmin dayatması konusu çok büyük bir konu, çok büyük bir dosya. Tabii. İstersen şöyle bir, yani ilk bir iki sayfasını açalım. Sonrasını belki bir başka Tabii programda, çünkü tabii. başlı başlı Detaylı konuşabiliriz. bir konu ve yani çok yanlış anlaşılmaya da müsait bir konu. O bakımdan çok dikkatli olmak gerekiyor. Çok Ama doğru. ben kısaca şunu söyleyeyim. Çünkü biz gençlik yıllarımızda sanatçı olmak istiyoruz ama önümüzde koca bir duvar var. O duvar nasıl bir duvar? İşte Batı'nın bize dayattığı bir sanat anlayışı var. Oysa bizim bahçemizde başka çiçekler var. Ama başka bir güç bize diyor ki sen şu senin bahçende olmayan çiçeği getir bana. Yani imkansız bir şey. Değil mi? O yüzden biz bunu 70'li yıllar, 80'li yıllar diyelim. Tam o yıllarda işte bu postmodern düşünüş tarzının dünyaya yayılmasıyla birlikte bir kapı aralandığını gördük. Yani o kapı işte modernizmin dayatmasına hayır diyordu. Diyordu ki yani sanat sadece Batı'da yapılmaz. Orta Doğu'da da yapılır, Çin'de de yapılır, dünyanın her yerinde yapılabilir. Biz buradan cesaret aldık. Elbette bazı açmazları beraberinde getirdi o postmodern hareket. Ama o şeyin çemberin dışında kalan, onların deyimiyle ya da ne bileyim genel deyimle periferide kalan sanatçılara da bir anlamda bir kapı açılmış oldu. İşte biz o kapıdan, o pencereden dünyaya açıldık. Kısaca söyleyeceğim şeyler bunlar, bu sorunla ilgili Çok olarak. çok teşekkür ederiz. Bu arada yine ben bu monologlar serinize biraz dönmek isterim, biraz açalım orayı da. Aslında bu karalamalarınız, işte organik, inorganik, soyutla somutun yan yana gelmesi, yani sizin işlerinize baktığımız zaman aslında bir iç içelik, bir mikrokozmos, makrokozmos hepsini yan yana görüyoruz. Burada renk de tabii ki devreye giriyor. Ve bunun içinde belki güzel bir örnek olabilir bu monologlar serisi. Belki biraz onları bize açarsınız. Tabii. Şimdi monologlar serisi gerçekten tamamen bana ait bir şey. Şimdi bir şeye geldikten sonra insan, yaş demeyeyim de, ya bir deney kazandıktan sonra korkusuz bir alana giriyor. Yani kendinizi söylemekten, kendi dünyanızı aktarmaktan korkmuyorsunuz. Oysa onun öncesinde ya acaba şunu yaparsam nasıl karşılanır veya şunu söylersem bana ne derler, beni nasıl tuşlarlar, beni neyle hitap ederler. Şimdi bir şeyden sonra bu korkudan kurtuluyor insan. Bu çok güzel bir şey. Yani ben istediğim şeyi yapıyorum şimdi. Burada hiçbir hesap, hiçbir şey yok. Ben sadece gerçekten kendimi yaşamak istiyorum. Atölyemde olduğum zaman nasıl bir dünya, nasıl bir hayat istiyorsam onu yapıyorum. Ve yaptığım şey benim hayat tarzımla bir paralellik kurmalı. Böyle baktığım zaman biraz önce söylediğim gibi sanatçı aslında yalnız başına ne kadar uzun zaman geçirirse o kadar verimli oluyor. O yalnız başına geçirdiğiniz zaman sizin derinleşmenize yol açıyor. Biraz önce dedim ya, ben Malatya'da kazı bölgelerinde, arkeoloji bölgelerinde çok bulundum. Ve arkeologların nasıl çalıştıklarını çok gözledim. Orada şimdi asıl değerli şey katmanların çok altında çıkıyor, biliyor musun? Yani o yüzeydeki şeyler böyle işte taş kırıkları falan filan, onu böyle iğne ile kuyu kazar gibi gerçek anlamda küçücük spatülalarla alırlar, toprağa kenara alırlar, bir şeyin ucu görünür, onu açarlar, çıkartırlar. Büyük bir Aşağıya indikçe titizlik kesinlikle. asıl önemli parçalar o derinliklerde yatıyor. Şimdi bir sanatçı olgunlaştığı zaman o derinliğe ulaşıyor Ne aslında. kadar Yüzeydeki güzel. şeyler hepsini atıyor. Yani o derinliğe ulaştıktan sonra da korkusuz olmaya başlıyor. Şimdi bunlar benim monologlarım. Ben böyle hissediyorum. Kendimle böyle konuşuyorum. Ve bunları ortaya çıkartıyorum. Hiç kimse bana bir şey diyemez. Ya bunu böyle niye koydun? O kırmızı orada fazla durmuyor. O biçim. Ya bunlar benimle ilgili. Kimseye hesap vermek Çok doğru. durumunda ve zorunda değilim. Aslında bunu belki Monologlar şuraya... böyle çıktı, böyle devam ediyor ve mutluyum yani. Süper. Buradan mutluyum Belki buraya, şuraya da bağlayabiliriz bu konuyu.
Sizin aslında güncele olan bir özel bir bakış açınız da var. Yani günceli çok güzel takip ediyorsunuz. Bunu işlerinizde de bazen okuyabiliyoruz. Örneğin şöyle bir sözünüz vardı sizin. Sanatçı her zaman krizle yan yana. Yani krizden bağımsız olamıyor. Mesela yine dijital dünyayla da iç içe olan selfie seriniz vardı. Belki biraz bunlardan da bahsederiz. Çünkü korona günleri de biraz böyle bir kriz dönemini de bize elbette söylüyor. Günceli nasıl yakalıyoruz? Siz nasıl yakalıyorsunuz? Şimdi biraz gerçekçi olmak gerekiyor. Çoğu zaman bir hayal dünyasında yaşıyoruz. Özellikle bizim sanat ortamlarımızda gerçekten bir anda gerçek dediğimiz şey ellerimizin arasından uçup gidiyor. Özellikle böyle algı dünyasında zannederim bu çok etkili bir yöntem. Yani genel anlamda, küresel anlamda insanlık gerçekten çok uzaklaşmış durumda. Böyle baktığınız zaman sanat ve sanatçı her zaman krizle iç içe. Biz ne kadar uçarsak uçalım. Yani benim resimlerim bir gün milyon dolarlar edecek falan diyelim. Ki ona da karşıyım ben. Yani bir resmi milyon dolar etmesine karşıyım. O ayrı bir konu. Biraz gerçekçi olduğumuz zaman bütün tarihe bakın, günümüze bakın. Sanatçı her zaman krizle beraber. Hemen hemen ekonomik kriz, bir de yani ruhsal krizle çok yakınında sanatçının. O yüzden biz krizlerle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Kriz olmadan sanat yok. Sorun olmadan sanat yok. Yani düşünsene, hiç bir sorunu olmayan sanat olmaz ki. Çok doğru. Ya zanaat olur veya şeye, piyasaya yani suya üretilmiş. Sabuna dokunmayan değil mi? Olur mu böyle bir şey? Öyle bir tabirimiz var ya bizim. Olamaz. Ya yani o belki ticari bir nesne olur, doğru, bir dekoratif unsur olur. O yüzden eğer sanatçı olmak istiyorsanız herkes açıkça şunu bilmeli ki ben krizle yaşayacağım. Bunun başka bir yolu yok. İsteyen kendisini bir hayal dünyasında görebilir. Bu böyle baktığımız zaman ben krizleri yani olumlu yanından almak demek belki çok çok iyimser olur. Ama bu gerçeği kabul etmek gerekiyor. Evet. Onunla birlikte yaşayacağız. Ve bu konuda da bir proje geliştirmiştim. Ondan 2 yıl önce kriz başlığında bir sergiye ön ayak olmuştum. Ve çok iyi bir sergi oldu. Yani hem katılımcı sanatçılar çok iyiydi. Hem ortaya çıkarttığımız sergi iyiydi. Ve yani değindiğimiz, dokunduğumuz nokta her ne kadar tırnak içinde tehlikeli bir nokta olsa da İyi ki o sergiyi yapmışız diye düşünüyorum. Tabii. Çok doğru. Aslında mesela buradan biraz şuraya da bağlayabiliriz. Zamanımız da ilerliyor. Siz aslında çok projeler üreten bir sanatçısınız. Elbette bu kadar hani aktif olmanızı da muhakkak etkiliyor şu an içinde bulunduğumuz durum. Size göre korona, pandemi sonrası sanat nereye evrilir? Neler beklersiniz? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Gene dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü o konunun uzmanı değilim ben. Yani korona uzmanı değilim. Son zamanlarda öyle bir eğilim var ki herkes her konuda konuşuyor. Buna birazcık dikkat etmek gerekiyor. Yani bir insanın uzman olduğu bir alan vardır. İlgilendiği farklı alanlar vardır. Ama o farklı alanlarda konuşurken dikkatli olması gerekiyor. Şimdi benim korona konusunda böyle bir şeyler söylemem pek hoş olmaz. Ama kendi pratiğimle ilgili bazı şeyler söyleyebilirim. Yani beni nasıl etkiliyor? Tabii tabii. Ben birey olarak koronadan ne bekliyorum, ne beklemiyorum? Bunlarla ilgili bazı şeyler söyleyebilirim. Şimdi şurası çok açık ki zaten hali hazırda var olan kriz bir başka alana evriliyor koronayla beraber. Bu sadece sanatçının veya sanatın yaşadığı bir kriz değil, aynı zamanda çok büyük bir ekonomik bir çalkantı geliyor, öyle görüyorum. Çünkü şu anda dünyanın hemen hemen bütün ülkeleri 2 aylık, 2,5 aylık bir gecikmeyle devam ettiriyor hayatlarını. Hem ekonomik, hem sosyal, hem siyasal hareketlerini. Bunların elbette bir götürüsü olacak. Ama umarım ki bunca deneyimden sonra insanlık bir ders alabilir ya da ne bileyim en azından bizler gelecekle ilgili neler yapabiliriz bunlara
odaklanmamız gerekiyor. Ben kişisel olarak krizlerle yaşamayı göze almış bir insan olarak ben yaşamaya, işlerimi üretmeye devam edeceğim. Elbette ekonomik olarak mutlaka bizi etkileyecektir. Yani işimizi bırakamayacağımıza göre Çok doğru. onu göze almamız, Peki böyle gelecek göğüslememiz gerekiyor. projeleriniz var mı? Biraz onları da belki bize açarsınız. Evet. Şimdi gelecek projelerimiz şöyle. Şu anda üzerinde çalıştığım bir uluslararası proje var. Bu projeyle ilgili daha sonra ayrıntılar verebilirim. Ama bu öyle bir proje ki sıfır bütçeli bir proje. Yani biz hep böyle şeye alıştık. Bütün projeler büyük ekonomik şeylere dayandığı zaman iyi oluyor zannediyorum. Veya bir projeniz varsa mutlaka sponsor olması gerekiyor. Bir projeniz varsa bir mekan olması gerekiyor. Hatta o mekan çok büyük, etkili bir mekan olursa daha iyi olur. Hep böyle hacimlerle ve maddeyle ölçülen bir projeler mantığımız var. Şimdi bu mantığı biraz kıracak bu proje. Dediğim gibi sıfır bütçe, sıfır ağırlık, sıfır mekan neredeyse. Yani tabii ki merak uyandırıyor şimdi. Birazcık bekleyelim zannederim. Evet, merak 2 hafta, ettik. evet, 2 hafta içinde zannederim bazı şeyler, ipuçları verebilirim. Bu yani öyle bir fiziksel bir mekan olmayacak. Onun dışında zaten öteden beri devam ettirdiğimiz ama korona nedeniyle biraz askıya alınmış, rafa kaldırılmış projelerimiz var. Onlar Eylül, Ekim ayından itibaren tekrar devreye girecekler. Yani benim bilgisayarımda onlarca proje var. Bunların hepsi Üretkensiniz Şükrü Bey. çok, yani ben seviyorum, böyle çalışmayı seviyorum. Neredeyse gece gündüz. Ve güzel Böyle bir de sanatçılarla olan sinerjiniz var. Bunu da söyleyeyim bu olursa. arada. Evet. Sizlerin Bir bakın güzel bir topluluğu bir var yani sizi takip eden, evet. projelerinize Bir katılan. şey söyleyeceğim. Şimdi biz bazen yanlışlar yapıyoruz. Yani kendimiz bile, sanatçı arkadaşlar bile, ya işte sanatçılar zor insandır. Ya yani böyle demeyeceğiz biz. Niye böyle diyoruz ki? Yani iyi bir proje, iyi bir iş götürdüğümüz zaman herkes gerçekten işi benimsiyor. Yani ben mesela birçok arkadaşımla ortak projeler yaptım. Hiçbir zaman kendime küratör demedim. En fazla düzenleyen, işte organizasyon falan gibi şeyler. Böyle yani doğru yerden yakaladığınız zaman, havalarda uçmadığınız zaman, insanlara doğru projeler götürdüğünüz zaman doğru şeyler alıyorsunuz, doğru sinyaller alıyorsunuz. Doğru. Şimdiye kadar zannederim 300'ün üzerinde sanatçıyla işbirliği yapmışımdır. Ya inan bana hiçbir sorun yaşamadım. Hiçbir sorun. Çünkü her şey şeffaf olunca, iyi niyetli olunca hiçbir Evet, problem olmuyor. işler yürüyor. Bu arada bizimle ilgili de bir projemiz var. Biraz belki onları da izleyicilerimize üstü kapalı anlatabiliriz. Ne dersiniz? Anlatalım. Tabii, anlatalım ama fazla anlatmayalım. Tamam. Şimdi şöyle, zaten çok yeni biliyorsun. Kısa süre önce konuştuk bu projeyi. Yeni mekanınız, öncelikle tebrik ediyorum. Çok güzel bir Teşekkür mekan. ederiz, Fotoğrafını sağ olun. gördüm. Mekanın içinde bulunamadım. Çünkü buradaydım herhalde siz galeriyi açtığınız Gelirseniz zaman. güzel ağırlarız sizleri. Evet, tabii ki. Harika bir mekan. Şimdi Teşekkür orayla ederiz. ilgili benim 2 ya da 3 tane projem var. Şimdi bunların bir tanesi benim kişisel bir projem olabilir. 2 tanesi de böyle karma sergi veya grup sergisi olabilir. Bunlar genelde konseptli sergiler olacaklar herhalde. Şimdi o notlar benim şeyimde, dosyamda duruyor. Onları önümüzdeki günlerde tekrar Evet. birlikte otururuz. Mina Hanım'la da tabii ki olabilirsek onun da görüşlerini alırız. Oradan iyi şeyler çıkacağını zannediyorum. Evet, Şimdilik bu kadar umarız. diyelim. Aynen, şu Evet. günleri güzellikle atlatalım, sağlıkla, Evet. sıhhatle. Bütün projelerimiz kapıda. Sizlerle de güzel işler yapacağız diye umuyoruz. Söylemek istediğiniz son böyle bir şeyler varsa belki onları da alalım, Şöyle sonra da aslında, ya toparlayalım. yani söylenecek çok şey var Çok ama doğru. böyle sözden çok ben birkaç tane kitap getirdim. Tabii, lütfen. O kitapları göstermek isterim çünkü yani bunlar benim başucu kitaplarım. Biraz önce dedik ya, hani insanın doğduğu coğrafya, yaşadığı gerçekler her zaman kendisini motive edecek en güvenilir kaynaklardır. O bakımdan ben mesela şu kitaptan çok faydalanırım.
Minyatür diye Metin And'ın yazdığı bir kitap. Şöyle kocaman bir kitap. Kalın ciltli bir kitap. Evet, harika bir şey. Yani burada neler var neler var. Herhalde bir Evet. 2000 tane şey var, görsel var. Bakın şimdi şöyle baktığınız zaman sanki benim yaptığım işlerle birazcık akrabalığı var gibi değil mi? Yani uzak gibi duruyor ama o biçimler, o biçimlerin, Evet, renklerin renkler, o alt dönüşler, evet, içinde bir anımsatıyor. bir başka kitap. Ha, o da geometrik şeyleri Evet. sürüyor. Patternler. Türk ve İslam Eserleri Müzesi. Müzenin kendisi de çok iyi. Bu kitap da çok iyi. Bu da böyle kalınca bir kitap. Harika bir şey. Harika. Sonra burada Bakalım güzel o nedir? olağanüstü bir kitabım var. İznik Çinileri. İznik Çinileri. Evet, tabii ki besleneceğimiz çok nokta var. Elbette Hele ya. Bak Anadolu düşünsene. topraklarında Elbette hakikaten şu güzelliğe bakar çok çok mısın yani? zengin. Ya başka bir şey aramaya gerek yok ki. Gerek Her yok, şey evet. burada. Şimdi son olarak da bir şöyle bir kitabım var. Bu Ne da yazıyor acaba okur? olağanüstü bir Kutsal Emanet, Mukaddes Ha, Emanetler mukaddes emanet. diye bir kitap. Tamam. Bu da Tersten harika bir göründüğü şey. için tam okunmuyor Evet, çünkü. bunun içinden belki bir iki sayfa gösterebilirim. Bu Topkapı Müzesi'nin Hırkayı Saadet Dairesi'nden. Şuradan güzel bir şey bulmaya çalışayım. Evet. Evet, bunlar da böyle kısaca olmazsa yani Tabii ilham aldığınız, baktığınız, evet. dönüp dönüp kurcalayıp Evet. sayfalarını belki karıştırdığınız hakikaten çok Elbette tabii. kıymetli kitaplar. Biraz tarihimizden de zaman zaman beslenmek lazım. Ama mesela bakıyoruz, aynısı asla zaten değil. Yani tamamen soyut, kendinize göre benimsediğiniz bir alan var. Ama bunları görmek, bunlardan beslenmek özünde elbette ki çok kıymetli. Bir de şimdi aklıma geldi bu soyut ve somut makro mikro elemanların bir arada Bahsetmiştim. oluşumuyla ilgili bir soru gelmişti. İşte onu atladık herhalde. Şimdi bu tartışma bana hiç anlamlı gelmiyor. Yani biz öğrenciyken işte soyut mu, somut mu, ne böyle şeyler tartışıyorduk. Yani insanların, sanatçı adaylarının elini kolunu bağlayan şeyler bunlar. Yani niye böyle? Yani ikisi bir arada neden olmasın? Veya bir dönem soyut çalışabilirim, bir dönem somut çalışabilirim. Veya Evet. ikisini her zaman devam ettirebilirim. Şimdi günümüz sanatında böyle bir şey yok. Böyle bir bağlayıcı bir şey yok. Özgürleştirdiğin ölçüde yaptığın işi, düşünceni kendin özgürleştirdiğin ölçüde rahatlıyorsun. O zaman korkun da kalmıyor. Yani öbür türlü ya, acaba yani çocuğun bir portre yapmaya gidiyor. Yanına ben soyut bir geometrik bir şey için koymam. Tabii. Hayır. O yasak yani. Büyük müsün? Şey mi? Figür müsün? Bu değil yani. Böyle bir Tabii şey tabii. yok. Bu O yüzden ayrımlardan biraz uzak kalmak lazım. onun da önünü Sanatın açmak özüne, gerekiyor. Yani orijinalliğine bakmak lazım. korkusuz olmak gerekiyor. Kesinlikle. Şükrü Bey, çok teşekkür ederiz. Katıldığınız için, atölyenizi bize açtığınız için, bize vakit ayırdığınız için çok çok memnun olduk. Sizden dinledik, düşüncelerinizi, sorularımızı yanıtladınız. İyi ki katıldınız. Tekrar çok sağ olun. Konuşmamızı bitirelim, müsaadeniz olursa. Beni düşündüğünüz için, bana yer verdiğiniz için ben size Estağfurullah. çok teşekkür ediyorum. Mine Sanat Galerisi Türkiye'nin en iyi, en eski galerilerinden, en köklü Çok teşekkür galerilerinden. ederiz galeri adına. Umarım bunu çok daha açık olur. Buradan Mine Hanım'a da sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Çok çok sağ olun Şükrü Bey. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Katılımcılarımıza da ayrıca tabii ki teşekkür ediyoruz. Tabii ki, tabii ki. Yine güzel günlerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın Evet. Şükrü Bey. Görüşmek Bizi üzere. izleyenlere de tabii ki buradan ayrıca teşekkür edelim. Evet. Aynen. Çok çok teşekkür ediyoruz herkese. Görüşmek üzere, Hoşça iyi kalın. günler. İyi günler.